Merhaba, Melody'ye hoş geldiniz. Yanımda Esin benim var. Esin'le beraber bugün size takı yapacağız. Ama bu takının diğerlerinden başka bir özelliği var, o da şu. Biz şimdi aynı takıdan iki tane yapacağız. Bu takılardan bir tanesini Elif dizisinin gelecek sahnelerinden birinde Zeynep karakterinin, yani Gülçin'in boynunda göreceksiniz. Selim Zeynep'e hediye edecek. Eğer bu takının hangi bölümde olduğunu bulup bize gönderirseniz Instagram'dan ya da yorumlar bölümüne yazarsanız aranızdan bir talihlimiz takının aynısını kazanacak. Yani Zeynep'le beraber aynı takıya sahip olacaksınız. O yüzden size bundan sonra çok büyük bir görev düşüyor. O yüzden Zeysel fanlarının buradan çok etkin olacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Bence bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Hadi. Yapacağınız şey çok basit. Elif dizisinin gelecek bölümlerini takip edeceksiniz. Zeysel'in bir sahnesinde Selim'in Zeynep'in boynuna taktığı kolyeyi bulacaksınız. Bize fotoğrafını atacaksınız. Instagram adresimizden ya da YouTube yorumlar bölümüne yazacaksınız. Böylece aranızdan bir talihli aynısını kazanma fırsatı bir bulacak. Bir şey soracağım. Aynı anda 3 kişi yazdı, buldu. Aynı anda 100 kişi yazabilir. O zaman ne yapacağız? Kura çekeceğiz. Ya da ilk bulan kazanacak. Bakalım kişi sayısına bağlı. Yani şimdi Zeysel fanları çok fazla gözüküyor ama acaba bakalım ne kadar dikkatliler. Eğer hiçbiriniz bulamazsanız ben takarım. Canıma değsin. Bence bulursunuz ya, o kadar da değil yani. Zeysel fanlarına bakacağız. Bakalım ne kadar etkinlermiş. Göreceğiz. O zaman ben de ilk defa Esin'den takı yapmayı öğreneceğim. O yüzden Esin'cim sendeyiz. Şimdi hani ilk bunu yapmamızın sebebi biraz daha hani senaryo gereğine bağlı kalıp kolay bir takıyla başlıyoruz. Onu da hani altını çizelim. Çünkü hani bu bir çocuğun elinden çıkmış takıydı, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Çok da şey vermeyelim de bulamasınlar. Ay, tamam, pardon. Yani biraz daha basit bir takı olması gerekiyor. İpucu verdim. Ama ipucunu da verdi. Bir çocuğun elinden çıkma bir takı olacağı için daha basit bir şey yapacağız. İlk önce ölçüyoruz. Burada malzemelerimizi söyleyelim. Boncuklarımız var. Ortasına takacağımız ana bir boncuk şeyimiz var, objemiz var. Misinamız var. Klipslerimiz var. Bunları Eminönü'nden ve takıcılardan bulabileceğiniz klipsler. Takı malzemeleri satan yerlerde hepsinin ara malzemelerini bulabiliyoruz. Ve en çok işimize yarayacak olan şey bu. Bunu takı malzemeleri satan yerlerde bulabileceğiniz pens. Bu penslerin birkaç çeşidi var. Bak arkadaşlar, bu sadece kıvırıcı özelliğe sahip. Bu da kesiyor ama keskin yerlerde çat diye böyle ayıramıyorsun. Ne demiş? Bunu ayırıyorsun, kesiyorsun, kıvırıyorsun. Hepsini yapıyorsun. Esin benim tercih. Benim tercihim bu. Hepsini yapabildiğiniz. Şimdi nasıl başlıyoruz o zaman? Şimdi ilk başta boynumuzu misinerle ölçüyoruz. Birazcık uzun bir ölçü almalıyız. Çünkü düğüm atacağız. Zaten sırayı dizdikten sonra onu kesmesi kolay. Biraz yani uzun. Şu kadar kestim. Çünkü o kapalı olduğu için. Ziyan etmeyelim. Bunu tamam, anladım. Yapalım. Ben de açmaya çalıştım burada. Tamam. Fark ettim. Bir tane de bana yapar mısın o zaman? Bunu sana veriyorum. Ne yapıyormuşuz? Boynumuza geçelim. Evet. Birazcık ölçüsünü uzun tutuyoruz çünkü sonra kesebiliriz zaten boncuğumuzun gittiği yere kadar yapacağımız için. Şimdi bu ara klipsini alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu niye takıyoruz? Bu hem düğüm atmamızı hem klipsimizi takmamızı hem de boncuklarımızın düşmemesi için. Yani biz bu misinaya düğüm atıp bağlayamayız normalde. Buradan tekrar böyle iğneye sokar gibi soktum. Burada sabitlendi, tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi bu kaldı. Kalan kesimi şunu böyle kapatıyorum. Bu gördüğünüz gibi şu an sabitlendi. Kalan bu uzun parçayı kesiyoruz. Kestik. Sonra buraya klipslerimizi takacağız en son. Şimdi boncuklarımızı dizmeye başlayabiliriz çünkü artık düşmeyecek. İşte ben de yaptım. Evet, şimdi boncuklarımızı dizmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi düşmedi. Bu halkalar birer şaheser, birleştirici özelliğe sahip. Klipsimize bunu takıyoruz. Sonra bu düğüm yapmamızı sağlayan diğer klips boncuğumuzun halkasının içinden bunu geçiriyoruz. Sonra bunu böyle sabitledik. Evet, benim için şu an diğerini saklarsam bu boy iyidir sanırım. Biraz daha uzatabilirim. Bu sanırım. Yaptım. Bakalım, taktın mı? Evet. Bence yaptık. Bence de. İlk işin için ne düşünüyorsunuz? Başardım. Pense alışacaksın. Evet, alışacaksınız. İlk etapta zor. Elinizi kullanmak evet, elini kullanmak için. Elini kullandıkça olmuyor. Pense daha rahatmış. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu kolye için
hangi sahnede bu koyun takıldığını buluyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum, resmini Instagram sayfamız üzerinden bize atıyorsunuz. Ya da YouTube'da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ve bu sayede aranızdan bir şanslı kişi bunun aynısını kazanmış olacak. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Instagram'da, Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip ediyorsunuz. Aynı zamanda hemen buradan da abone oluyorsunuz. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bakalım kim kazanacak? Çok heyecanlı. Bence de. Ay kim alacak merak ediyorum. Çünkü el emeği. Göz nuru. Tamam. Hele ki ben zorlandım.